Bölgesel bir savaşa sürükleniyoruz. Evet. Bu artık çok aşikar. Sıra Türkiye'ye girecek. Evet. Niye Türkiye büyük risk ve tehdit altında? Türkiye Cumhuriyeti Devleti pahalı bir coğrafyadır. Kanla çizilmiştir sınırları. Beka sorunu dediniz mi her şey durur. Türk İstiklal Savaşı bunun için yapıldı zaten. Lozan Barış Antlaşması sürecinde reddettiklerimi bütün usları cebime koyuyorum. Ama bir gün gelecek önünüze çıkaracağım ben. İşte o vakit. İşte, şimdi ne kaldı? İran ve Anadolu. Türklere 200 bin karelik bir yer bırakıyorlar Ankara'nın kuzeyinde ama orada da zaten Türkler asimile oluyor. Hangi safhada derseniz son safhada diyorum. Elazığ, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Güney. Burada ne oldu? Bir deprem oldu. Çok gizli kağıtta şu yazıyordu. Bu yedi ülkeyi nasıl ortada kaldıracağımızı anlatan bir çok gizli plandı bu. 5000 yıllık yazılı savaş tarihinde Ferda Hanım 10 dakikada bir çocuğun öldürdüğü bir savaş olmamıştır. Yok. Mezara sadece haysiyet gider. Eğer haysiyetimizi koruyacaksak... Efendim merhabalar Ferda Yıldırım YouTube kanalında çok sevdiğiniz bir konuk bizimle. Naim Babüroğlu tarihçi yazar, doktor Naim Babüroğlu stratejist de aynı zamanda harikada bir kitap yazdı. Bu kitap benim yalanlar ve gerçekler okuyun okutturun arşivinizde bulunsun çocuklarınız onların çocukları da okusun dediğim kitaplardan. Çünkü kitabın arka sayfasında da diyor ki Naim Babüroğlu bugünün tarihi yazıldığında gelecek kuşakların bugünlerde yaşanan gerçekleri bilme hakkı var. Hoş geldiniz sevgili Teşekkür hocam. Teşekkür ediyorum Ferda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Benim için bir şeref sizin davetiniz olarak burada bulunmak. Evet böyle yüz yüze de ilk defa evet, bir söyleşi evet. gerçekleştiriyoruz. Çok mutlu ettiniz bizi ayaklarınıza. Sağlık. Konuşacaklarımız Tabii. biraz can sıkıcı olabilir ama öyle kritik tarihlerden dönemeçlerden evet. geçiyoruz ki. Bence... E, çok yalın bir şekilde ve çok basit bir dille ülkemizle ilgili, coğrafyamızla ilgili tehditlerin, tehlikelerin konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yalanlar, gerçekleri alın, okuyun, okutturun diyelim. Bu kitaptan ve güncelden yola çıkarak bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Kitapta Naim Babiroğlu yalanlar ve gerçekler demiş evet ama bir de alt başlığı var. Büyük tehlikenin eşiğinde. Evet. Çok açık soruyorum Naim evet. Babiroğlu bir beka. Yani Eka. devletimizin devamlılığının sorunu mu var? Böyle bir tehlikenin eşinde miyiz? Evet, e, maalesef şu anda öyle bir tehlikenin eşindeyiz. Nereye göre söylüyorum? E, Ferda Hanım benim söyleyeceğim hiçbir konu hamaset duygusal ya da kendi kanaatim değerlendirmem değil. Eğer değer kendi kanaatim değerlendirmemse e, ifademin başında cümlemin başında kendi ve değerlendirmem diyeceğim. Ama bunun dışında söyleyeceğim her şey belgelere. Dayalı. Onu bir kere açıkça söyleyeyim. Bunu neye göre söylüyorum? Bir 37 yıl üniforma giymiş emekli bir subay olarak, asker olarak. Bize öyle bir şey söyleyin ki biz anlayalım nasıl bir beka probleminiz evet. var. Evet. Uluslararası kurumlarda da bulunduğumuz için işte hep haritaları anlattınız hocam. Evet. Belgeleri görme şansınız oldu. Türkiye'yi de içeren en büyük tehdit şu an ne? Evet, şimdi o zaman belgeyle başlayalım. Lütfen. İlk defa burada okuyacağım bir belgeyle. NATO'da 1998-2001 yıllarında görev yaptığım esnada tabii uluslararası karargahta görev yaptım. Uluslararası karargah yani Türk subaylarını bulunduğu değil, uluslararası karargahta. Belçika, Brüksel'de, Şeyp'te bu NATO başkomutanlığı dediğimiz yerde yani bütün NATO'nun askeri operasyonlarının yönetildiği ve planların oluşturulduğu yeri kastediyorum. Burada dört yıldızlı ABD'li orgeneral var bizim komutan. NATO Yüksek Müttefikler Kuvvet Komutanı. Yani NATO Başkomutanı. Bütün dünya ordularının bu ABD dahil başkomutanı. Yıldızı parlak bir generaldi ABD'nin. Ve Türkleri çok severdi. Türk sıvaylarını bizleri çok severdi. Aramız çok iyiydi. Yani iletişim. Evet bizim komutan da amirdi ama iletişim yönden olumlu pozitif bir iletişimimiz vardı. Emekli olduktan sonra bu 2007 yılında ABD başkan aday aday oldu. Wesley Clark meşhur tanınır. ABD'de yıldızı parlak biriydi. Gençti. ABD başkan aday aday olunca tabi ABD canlı yayınlarına katılıyor televizyonlar. CNN'e, NBC'ye. Katıldı canlı televizyonlardan birinde. Ben de onu hep takip ederim. Niye? Benim komutanım da sempati duyarım. Bir hukukunuz takip... oluşmuş. Evet, bize iletişim devam ediyor. <laughs> İletişimimiz devam ediyor. Türkiye'yi ziyaret ettiğinde misafir ederim. Ben oraya gittiğimde Misafir olurum. Bu ABD başkan aday aday olunca <laughs> katıldığı canlı bir televizyon yayında sunucu soruyor tabii. Diyor ki sayın general diyor şimdi emekli oldunuz. Peki <laughs> NATO komutanlığı da yaptınız. Önemli görevlerde Afganistan'da orada burada bulundunuz. ABD'nin Orta Doğu politikasını nasıl görüyorsun? Bir değerlendirir misin? Samimi bir soru soruyor. O zaman ABD Afganistan'ı işgal etmiş Irak'ı işgal etmiş, bir talumah evet. etmiş. Onu soruyor. Şimdi o sorduğu zaman verdiği cevabı size aynen okuyorum. Canlı yayında ben de Twitter hesabında zaman zaman bunu paylaşırım. Kendi sesinden, orijinal sesinden İngilizce olarak tercüme ediyorum şimdi. Diyor ki: "Sonucunun sorusuna cevaben 11 Eylül 2001 saldırılarından yaklaşık 10 gün sonra Pentagon'a gittim." Dört yıldızlı general üniformasıyla gidiyor. Savunma Bakanı ve yardımcısıyla görüştüm. Aşağı kata indim. Arkadaşlarımdan biri beni çağırdı. Biraz içeri gelip benimle konuşa, konuşur musun dedi. Ben de dedim ki siz çok meşgulsünüz zamanınızı almayayım dedim. Hayır hayır dedi. Gel dedi. Odasına girdim arkadaşımızın. Çay içerken kahve içerken karar verdik Irak'la savaşa gireceğiz dedi. Tarih 2 Eylül gibiydi. Irak'la mı savaşa giriyoruz dedim. Neden? Bilmiyorum. Sanırım başkan ne yapacaklarını bilmiyorlar dedi. Yukarıyı gösterdi. Yani sekreter yani savunma bakanı başkan ne yapacağını bilmiyor. Peki Saddam ile El Kaide arasında bir bağlantı mı buldular diye sordum. Hayır hayır. Bu konuda bir gelişme yok. Sadece Irak'la savaşmaya karar verdiler. Sanırım teröristler konusunda ne yapacağımızı bilmiyoruz fakat İyi bir orduya sahibiz ve Saddam'ı devirebiliriz dedi. Birkaç hafta sonra tekrar savunma bakanlığında işim çıktı. Pentagon'a gittim. Üniformal olarak. O sırada Afganistan'ı bombalıyorduk. Yani 11 Eylül 2001'den sonra George W. Bush terörle <laughs> Mücadele savaş stratejisini çıkardı İlk defanatonun NATO'nun 5. maddesini çalıştırdı Ve Afganistan'ı işgale başladı Afganistan'ı bombalıyordu dedi. Hala Irak'la Irak savaşa girecek miyiz diye aynı arkadaşa sordum Ah dedi Westlake'lar ondan da beter dedi Masasından çok gizli bir evrak çıkardı Savunma Bakanı'nın ofisini yukarıya kast Çok gizli evrağı bana uzattı ben de dedim ki evrak çok gizli dedim. Çünkü bizim askerler üniformalı da olsa çok gizli olunca sizinle ilgili Hı -hı. görevde değilse almaya imtina edersiniz. Almazsın. Öyle bir o bilgiye sahip olmak istemiyor. O, öyle belki. bir terbiyemiz var. Yani öyle bir ter. O da demiş ki çok gizli demiş. Yani top secret. Çok gizli demiş. Olsun olsun sen oku dedi. Evrakı aldım kağıdı. Yeni aldık dedi Savunma Bakanlığı'nın ofisini göstererek. Özetle çok gizli kağıtta şu yazıyordu. Irak'tan başlayarak Suriye, Lübnan, Libya, Somali, Sudan ve son olarak İran'la bitireceğiz. Bu yedi ülkeyi nasıl ortadan kaldıracağımızı anlatan bir çok gizli plandı bu. Tarih yaklaşık Ekim 2001. Şimdi Irak'la başlayacağız. 2003 yılında yani bu evrakın çıkmasından 2 yıl sonra 2003 yılında ABD Irak'ı işgal etti. Yalanlarla. Gerek yalan gerekçe sonra itiraf ettiler. Tony Blair Hiçbir şey olmadı ama. Nükleer bağlantı yok dedi. İşgal etti. 1,5 milyon insan hayatını kaybetti. Irak Bağdat'ın güvenliğini şu anda sağlayamıyor. Ama ne oldu Irak'ta? Irak Kürt Bölgesel Yönetimi dediğimiz Kuzey Irak'ta parası olmayan bir devlet kuruldu. Şu anda para ama bir devlet. Aynen. Birleşmiş Milletler'de ismi yok para ama ekonomik ticaret yapıyor. Türkiye dahil başka ülkelerle yapıyor. Peşverge diye bir askeri ordusu var, asayiş kuvveti var, polisi var, vergi dairesi var, mahkemesi var. 24 saat bütün hizmetleri var. Başkan var Barzani. <laughs> devlet kuruldu ve Irak parçalandı. Sonra ne oldu? Devam ediyor. Suriye ve Libya 2011 sözde ara baharı gerçekten kanlı son bağır olan <laughs> rüzgarla depremle Suriye ve Libya ortadan kaldırıldı, parçalandı. Şimdi Suriye'nin İsrail şimdi zaman zaman iki tane uluslararası havalimanı var Suriye'de. Bir kuzeyde Halep, iyi bilirim Suriye'yi çok gittim ben Hataylıyım. Bir de güneyde Şam. İkisini bombalıyor durup dururken. Hiç kimse de ya bir ne oluyor Birleşmiş demiyor. üye bir ülkenin, bağımsız bir ülkenin uluslararası havalimanlarını limanlarını ikide bir bombalıyorsun. Kınama da yok. Hocam artık eşkıya kanunları işliyor dünyada ya, değil mi? Yanlış evet, mı tabir şöyle, ediyorum? Şöyle işliyor. Bana olan bana aittir. Sana olan sana olansa yine bana ait. Evet. Hadise bu eşkıya. Şimdi Suriye parçalandı. Esad ailesi yani Beşar kendi başkanlık sarayını koruyacak durumda değil. Yani İsrail saldırsa yapabileceği bir şey yok. Libya Kaddafi linç edildi. Yerle bir elinde. Aşiret kavgası Tangyöde'yi götürüyor. Ve bu üç ülke neydi? Irak, Libya, Suriye. En fazla İsrail'e, en fazla ABD'nin politikasına karşı gelen ve direnç gösteren üç ülkeydi. Yani İsrail için bir engeldi bu. Bu Do Orta Bu ülkeler Doğu. aynen. Şimdi bu ülkeler kalkınca İsrail için tek kale maç yapıyor şu anda. ABD de Orta Doğu'da tek kale maç yapıyor. Hiçbir lider Orta ABD'nin politikalarına böyle karşı çıkamıyor. Tepki gösteremiyor. Sonra ne oldu? Somali gitti Somali. Sudan ikiye bölündü. Lübnan zaten ma memurlarının maaşını ödeyemiyor Lübnan çöktü. Lübnan'daki o patlamayı hafızalarınıza bir evet. getirin, bir canlandırın neden evet. olmuştu, niye olmuştu evet, evet. ekonomisi yerle bir oldu e, yerle o bir olaydan oldu. sonra. Yerle bir oldu. Şimdi Lübnan'ın güneyinde de Hizbullah var İsrail orayı işgal edecek. Sonuç itibariyle bu belge tarihi bir belge çok gizli bir belge. Neyi gösteriyor? Sıra İran'da. Hı -hı. Peki sıra İran'da deyince şu anda dünkü patlama nerede oldu? İran'da oldu. Neden? Çünkü İsrail aslında Gazze Görünen savaş o. Tabii. Savaş bir hiledir Ferda Hanım. Ve savaş bir algı yönetimidir. Algı savaşın önüne geçen. Şimdi algı ne? Dünya kavga ne diyor? Gazze var ve İsrail oraya saldırıyor. İnsanlık suçu işliyor, savaş suçu işliyor. Uluslararası hukuka aykırı olarak saldırıyor. Çünkü 5000 yıllık yazılı savaş tarihinde Ferda Hanım, 10 dakikada bir çocuğun öldürdüğü bir savaş olmamıştır. Yok, savaş tarihi çalışan bir yıllık. Bak. Bakın tekrar. 5000 yıllık yazılı savaş tarihinde, 10 dakikada bir çocuğun öldürüldüğü bir savaş yok. 5000 yıllık yazılı savaş tarihinde günde 300-400 sivilin katledildiği bir savaş yok. 5000 yıllık yazılı savaş tarihinde su kaynaklarının, sağlık sisteminin, sivillere erişiminin engellendiği bir savaş duruyor. Bu İsrail şu anda Gazze'de yapıyor. İnsanlık suçu, savaş suçu. Bu nerede olmuştu? Hiroşima ve Nagasaki 6 Ağustos, 9 Ağustos 1945'te kitle imha silahlı atom bombası kullandı. O zaman ölüm oldu. Ama bunun dışında öyle bir savaş duruyor. Onun için buna savaş değil, buna bir katliam değil. Katliam tabii evet. tabii öyle diyoruz biz zaten. Biz neyi konuşuyoruz? Her şey dilde başlıyor ya. Şimdi Gazze ha. üzerinden. Herkes diyor ki Gazze. Halbuki İsrail, ABD için Gazze hiçbir şey. Çok taktik. Ötesinde İran. İran. Patlama Sonra... başladı. Sonra Türkiye. Veya İran'la Türkiye beraber. Hocam ya işte ve, gibi... ve dö taşlar döşendi. Bakın şimdi üç ülke ortadan kalkınca Suriye, Libya ve Sa diyelim ki şimdi Saddam Hüseyin'in Irak'ı dursaydı, <laughs> Esad'ın Suriye'si parçalanmamış olsaydı, Muammer Kaddafi'nin Libya'sı dursaydı, Arap Birliği bu kadar rahat hareket edebilir miydi? Kararlı. İki, Saddam acaba Tel Aviv'e, Gazze'ye saldırdıkları için binlerce Filistinli katlettikleri için Saddam Hüseyin acaba Telaviye veya İsrail herhangi bir coğrafyasına füze atmaz mıydı? Bir korku olmazdı. Sessiz kalmazdı yani. Olmazdı. Yani böyle dolayısıyla şimdi İsrail hmm. ve ABD bu coğrafyada tek kale maç oynadı. Önündeki bütün engeller kalktı. Şimdi İran'da sıra. İran'da iki yönden sıra. Ya siyasi rejimi değiştirecek veya Suriye, Libya, Irak gibi parçalayacak İran tabi Suriye. Başarılı olur mu? Evet İran, İran Suriye, Irak ve Libya'ya benzemez. Köklü bir devlet, köklü bir tarih var. Kolay değil ama diyelim ki Suriye'yi 5-7 yılda bu duruma getirdiyse ABD çok sabırlı. 20 yılda, 30 yılda bu duruma getirir. Şimdi bu patlama ne yapıyor yavaş yavaş bu patlamalarla? İran'ın içinde bir istikrarsızlık oluşturacak. İran'ın ekonomisi yavaş yavaş olumsuzluğa gidecek. İran'la ticaret yapanlar artık yapmayacak. İran'a turizm faaliyeti aksayacak. Bununla beraber Afganistan'a çekildi ABD 2001'de, 2021'de biliyorsunuz. Oraya patlamanın yapıldığı sınır bölgesi, hemen sınır, Afganistan sınırı. Hemen o patlamanın olduğu yer. Hı hı. Orada kimler var biliyor musun? ABD ne yerleştirdi oraya İran için? IŞİD terör örgütünü yerleştirdi. IŞİD terör örgütünü bunun için yer. Dolayısıyla İran'ın o coğrafyası Yarışma. Şimdi Türkiye'de olur mu? Şunu çok merak mı? ediyorum. Evet. Bir kere zaten tüylerim evet. diken diken oldu. Evet. Kalmış bir İran. İran'dan sonra da sıranın kime geleceğini biz biliyoruz. Evet. Biz biliyoruz da izleyicimize daha iyi anlatmak adına. Mesela Tabii. o Wesley Clark'ın açıklamalarında o ülkeleri sıraladınız. Evet. Yedi ülke. İşte onlardan bir tek İran kalmış. Türkiye orada sesletilmemiş. Ama biz biliyoruz ki sıra bizde. Bizde. Neden? Nereden bir? Nasıl anlasın Nereden izleyicimiz bunu? Biliyoruz. 1919 yılında Mustafa Kemal Paşa o kahraman kadro Atatürk o zaman soyadı Atatürk değildi 1934'te hı hı. aldı. Onun için Mustafa Kemal Paşa diyorum 1919'da Milli Mücadele yolculuğunda Sivas Kongresini toplarken Elazığ valisiyle İngiliz istihbarat Binbaşı Noel kongreyi basmak üzere göre İngiliz İstibarat Binbaşı Noel kimdir? İngiltere tarafından bölgede bir Kürdistan kurma için... Haçları hazırlanması için gönderilen bir istihbarat binbaşı. Evet. Noel, İngiliz. E, yerel dili çok iyi biliyor Kürtçe'yi. O bölgede görev yapıyor uzun yıllar. Sonra Mustafa Kemal Paşa o kongreyi bastıracağı açığında alıyor ve binbaşı Noel Türkiye'yi terk ediyor, kaçıyor. Binbaşı Noel'in 1919'da e, İngiltere'ye, Londra'ya gönderdiği bir harita var çizdiği. Hiç unutmasın değerli izleyenler. 1919'daki binbaşı Noel bu haritayı Kürdistan diye çıkıyor. Kürdistan'ın sınırları. Yani İran'daki, Türkiye'deki ve Irak'taki Büyük Kürdistan. Türkiye'deki sınır nerede? Hatay dahil. Elazığ, Erzincan, Sivas, Kars ve Güney'i. Büyük Kürdistan. Irak'a kadar, İran'a kadar uzanıyor. Bu binbaşı Noel. Bu binbaşı Noel haritası 10 Ağustos 1920 Sevr Anlaşması'nda Osmanlı devletini tarih sahnesinden silen Sevr Anlaşması'nda aynı harita var. Bu harita nerede var? 2001 yılında geldiğimizde 2003 yılında Büyük Orta projesi haritası uyumlu. Nerede var? Bir Amerikalı albay ABD Silahlı Kuvvetler Dergisi'nde bir makale yayınlıyor. Makaledeki harita bu. ABD Silahlı Kuvvetler Dergisi'nde bir makale yayımlanması için ABD Genel Kurmayı'nın ve ABD ordusu Silahlı Kuvvetleri'nin Savunma Bakanlığı' bunu savunması lazım. Yani bu fikre Evet Demesra. Albay bunu yayınlıyor. Fakat en önemlisi nerede oluyor bu? 2021 yılında Papa Kuzey Irak'ı ziyaret ediyor Barzani'yi. Önce Bağdat'ı ziyaret ediyor Papa ziyareti 2021 yılı. Sonra Barzani'yi ziyaret ediyor. Irak Kül bölgesel yönetimi, Kuzey Irak yönetimi Barzani Papa anısına, ziyaret anısına Papa pulu bastırıyor. Anısına. Papa'nın resmi o harita. O harita Bin başına yani çizdiği harita. Aynı. Ha, bir, bir şey daha var. PKK bölücü terör örgütü. Yani Türkiye'nin coğrafi bütünlüğüne kasteden terör örgütünün sözde haritası da aynı. Ve bu bir sır değil. Bir de Barzani yönetiminin hava durumunu verdiği harita. Kürdistan olarak hava durumunu verdiği harita ne? Nedir bu? Hatay dahil, Elazığ, Sivas, Erzincan, Kars ve Güney illerini kapsayan 22 ile kapsayan bir harita. Bu bir sır değil. Şimdi İki ayağı tamamlandı. Nerede tamamlandı? Irak işgaliyle birlikte Kuzey Irak'ta bir ayağı tamamlandı. Evet. Sözde Arap Baharı benim gerçekte kanlı sonbahar dediğim Suriye parçalanmasıyla Suriye'nin kuzeyinde Fırat doğusunda 70-80 bin kişilik silahlı terörist düzenli ordu oluşturuldu. ABD ne verdi bu düzenli orduya? Zırhlı araç verdi top gibi obüs gibi ağır silah verdi, havan silahları verdi ve helikopter uçak eğitimi helikopter verdi. Helikopter eğitim hocam. verdi, helikopter kullanıyor. Ne kaldı vermediği? Drone verdi. İnsansız hava aracı. Ne kaldı geriye? ABD doğrudan Türkiye ile savaşa girmediği kaldı. Niye onu diyorum biliyor musunuz? Sizin silahlı hava aracınızı teröristlere karşı meşru müdafaa hakkını sıkma. Ankara'da ne oldu bizim? Ankara'da yani Türkiye'nin başkenti, Türkiye'nin kalbi Ankara'da, Ankara'nın kalbi meclisin yanında İçişleri Bakanlığı'nın nizamiyesi kapısında ne oldu? İki terörist Suriye'den geldi. Bir bombalama eylemine giriştiler. Yaptılar terör eylemi. Bunların Suriye'den geldiği belirlendi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Birleşmiş Milletler 51. maddesinin kendisine verdiği meşru müdafaa hakkını kullanarak bütün ülkeler yapar bunu. Gitti. O teröristleri etkisiz duruma getirmek için kaynağını buldu. Tam etkisiz duruma getirecekken silahlı hava aracıyla ABD korudu teröristleri ve bizim siyah aracımızı düşürdü. Hava ağır. ne demek bu biliyor musun? Şimdi hibrit savaş bakın şu anda dünyada 2000'den sonra hibrit savaş ve 5. nesil savaşçı var Ferda Hanım. Bu nedir bu? Hibrit savaşta doğrudan siz devlet olarak savaşmazsınız. Askeriniz orada olmaz. Ama sizin vekilleriniz var. Kimler bunlar? Özel askeri şirketler, paralı askerler, terör örgütleri. Peki ABD'nin vekili kim Suriye'de? Terör örgütü, PYD, PKK terör örgütü. Bu vekili Kimin coğrafi bütünlüğüne kastediyor? Türkiye'nin. Peki bu vekili destekleyen kim? ABD. Bu vekili korumak için NATO üyesi Türkiye'nin hava aracını düşüren kim? ABD. O zaman ABD aslında vekili üzerinden vekalet savaşı olarak Türkiye ile savaşıyor. Kendimizi aldatmayalım. Tekrar söylüyorum. Yani ABD, biz örgütüyle ama üstüne çıktığımızda Amerika ile evet, savaşıyoruz. ABD vekil üzerinden, vekil üzerinden vekilini kullanarak Türkiye ile doğrudan savaşıyor. Zaten bütün dünya orduları artık böyle savaşıyor şu anda. Bir de biz buna hibrit savaş, beşinci nesil savaşı ve zekalet savaşı diyoruz. Vekalet savaşı mesela Rusya'nın Wagner var Ukrayna'da. Hı hı. Wagner kimin adına mesela darbe yapıyor malide? Kimin adına yapıyor? Putin Rusya'sı adına yapıyor. <laughs> Ama Wagner var. E, efendim ABD'nin Blackwater gibi özel askeri şirketi var Irak'ta çeşitli yerlerde. Kimin adına savaşıyor Afganistan'da? ABD adına savaş. Aslında savaşan kimdir? Ana aktör ABD. ABD PKK PYD terör örgütü üzerinden ve oradaki el de IŞİD gibi radikal terör örgütleri üzerinden. aslında ülkelerle yani Türkiye ile savaşıyor. Bunun biz adını koyalım. Bir diplomatlar koyamaz. Siyaset makamı koyamaz. İki NATO üyesi ülke hep sen benimle savaşıyorsun dediğinde bunu karşılığı olmaz. Ama ben söyleyebilirsiniz stratejik değil gerçek, gerçek söylersiniz ama, tarihçi gibi ama bunu hamaset söylüyorum. olarak söylemiyorum hibrit savaşı 5. nesil savaşının vekalet savaşının kavramı üzerinden ABD eğer NATO üyesi olan ABD NATO üyesi olan Türkiye'nin coğrafi bütünlüğüne kasteden PYD PKK terör örgütünü korumak için NATO üyesi olan Türkiye'nin hava aracını düşürüyorsa, ha uçağını düşürmüş. Ha hava aracını düşürmüş. ABD Türkiye ile vekalet savaşı yürütüyor demektir. Bunun adını koyalım. Bir süre var mı? Yani bir öngörü evet. yaptığınız süre var mı hocam? Şu kadar yıl var önümüzde evet. dikkatli olmamız gereken. Şimdi İran hedefte iki başladıklarını çok net görüyoruz. İran'ı ya parçalayacaklar ya rejimi değiştirecekler diyor. Evet. E ondan sonra da sırada Türkiye varsa. Böyle kafanızda dikkatli olmamız gereken bir çok süre önemli. süreç. Şimdi ülkeler ülkeler. 10 yıl mı, 20 yıl mı, 5 yıl mı, 1 yıl mı, 1 evet. ay mı? Ülkeler Ferdi Hanım ülkeler kendilerini hasım olarak gördükleri veya tırnak içinde düşman olarak gördükleri yani siyasi rejimlerini değiştirme mesela ABD, İran'ı diyelim Türkiye üzerinde Büyük Ortadoğu projesi var. Yani hiç kuşku yok. Biraz önce söyledim belgeleri. Peki böyle bir projenin iki ayağı Suriye ve Irak ayağı tamamlandıysa şimdi ABD bu taşları döşerken hangi safhada derseniz son safhada diyorum. Neden biliyor musunuz? Türkiye'de sayısını bilmediğimiz bir sığınmacı veya göçmen dediğimiz bir olgu var, bir olgu, evet, bir gerçek. Evet. Ama Türkiye sayısını bilmiyoruz ama şunu biliyoruz resmi rakamlara göre dünyanın en fazla göçmenine ev sahipliği yapan ülke. Şimdi dünyanın en fazla göçmenine ev sahipliği yapan ülke konumunda hiçbir ülke olmak istemez. Ne batının en zengin ülkesi Almanya ister, ne dünyanın en zengin ülkesi Amerika ister, ne de en fakir ülkesi. Afrika'daki et Ama biz olduk. Biz olduk. Şimdi bu ülkeleri değerlendirirken biz akademide okuyan kurmay subaylar ülkeleri değerlendirirken karşı tarafın, hasım tarafın veya göz diktiğiniz ülkenin zayıf taraflarını, yetersizliklerini önce koyarsınız. Hassas taraf. Biz buna hassas tarafları deriz. Zayıf tarafları deriz. Bir de kuvvetli taraflarını koyarsınız. Şimdi zayıf tarafı, hassas tarafı, yumuşak karnı göçmenlerdir. Neden? vekalet savaşı üzerinden ABD hiçbir zaman Türkiye parçalanırken veya Büyük Kürdistan kurulurken ABD deniz piyade askeri veya ABD özel kuvvet askeri veya komando askeri gelip de Türkiye coğrafyasında Türk askeriyle savaşmayacak. Öyle bir savaş türü yok artık. Ne var? Özel askeri şirketler var, paralı askerler var, PYD PKK terör örgütü var, El-Kaide terör örgütü var, IŞİD terör örgütü var, diğer radikal unsurlar var. Diğer paralı para verdiği günlük istihbaratına CIA çalışan, Mossad'a çalışan elemanlar var. Bunlar Türk de olabilir. Sizin çok iyi insan dediğiniz insanlar da olabilir. Bunlardan yararlanarak ne kaldı? Biraz önce söylediğim gibi Hatay, Elazığ, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Güney. Burada ne oldu? Bir deprem oldu. Hı. Bu deprem neyi sağladı ABD'ye? Evet ben depremin ABD tarafından o sismik e, hı hı. E, enerjiyle oluşturduğuna inanmıyorum. Zaten beklenen inanıyorum. bir deprem vardı. Ben bilime inanıyorum. E, bilim gereği deprem. Ama bu deprem ABD'nin bu projesini hızlandırdı. Neden hızlandırdı? Mesela Hatay'da demografik yapının değişim tehlikesiyle karşı karşıya. Sınır kentlerinden bakir söyle öyle mesela. Gaziantep'in demografik yapısının değişim tehlikesi var. Özellikle Hatay. E, Hatay çok kritik niye? orta kurulacak bir Kürt devletinin Akdeniz'e çıkışı olması lazım. Denize, ABD bunu istiyor, İsrail bunu istiyor. Denize çıkışı olması için Hatay'ın o zaman koparması lazım. Hatay'ı kopar ne, ne nasıl koparacak? Savaşmadan veya az enerjiyle demografik yapısı değişerek kopacak. İşte şimdi o safhadayız biz. Ha bu kaç yıl sürer? Tabii Türkiye ve İran kolay değil. Türkiye İran'dan da zor. Ama şunu söyleyelim. Yıllar alır ama Böyle bir tehdit var Yol, mı var? Kesinlikle. Bir kere %100 öyle bir tehdit var. Bu devletin belgelerinde var. Bu tarihi süreçte var. Bu anlaşmalarda var. Bu büyük kahraman kadro Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne o büyük Atatürk kurduğunda Lozan Barış Antlaşması sürecinde var. Dolayısıyla bu var. Bu tehlike var. Şimdi bu tehlike için Türkiye peki bu tehlikeyi Türkiye bertaraf edebilir mi? Yani önleyebilir mi? Elbette önler. Elbette önler. Türkiye 100 yıl önce dünyanın en meşru, dünyanın en kutsal ve dünyanın en haklı savaşlarından biri olan Türk İstiklal Savaşı'nı zaferle sonuçlandı. Ama hocam burada bir itirazım var. Evet. O dönemin koşulları ile bu dönemin koşulları arasında ciddi bir fark var. Orada bütünleşmiş, kenetlenmiş bir Anadolu insanı vardı. Kurtuluş mücadelesine inanmış ya gözlerim doluyor şimdi söylerken evet, evet. ama ben bugünün Türkiye'sine baktığımda aynı kenetlenmeyi, aynı birleşmeyi görmüyorum. Çok teşekkür ediyorum Ferda Hanım. Yani çok önemli bir konuya vurgu yaptınız. Önemli bu. İç cephe, iç evet, cephe, evet. iç cephe. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk, büyük Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk deyince durmak lazım. 5000 yıllık yazılı savaş tarihinin en büyük savaşçısı. Onun için ben diyorum ki savaşın ustası, barışın efendisi, tarihin kıskandığı lider. Büyük Atatürk bakın 1910 Kasım 1938'de sonsuza adım attığında veya ölümsüzlüğe adım attıkta at, ölümsüzlüğe adım attı diyorum. Neden biliyor musunuz? Kalplerde yaşadı. Büyük, Kalpler büyük İskender öldü ama Büyük İskender ülkesini yönetmiyor. Halbuki Büyük İskender dünyanın en büyük komutanlarından biri. İskender'in onun isminden gelir. İskenderiye onun isminden gelir kendi döneminde bilinen coğrafyanın yarısını fethetmiş ve Ariston'un öğrencisi. Ama öldü. Yunanistan ve Makedonya Büyük İskender şunu istedi, şuna göre kanun çıkaralım demiyor. Yönetmiyor ülkeyi. Efendim Sezar öldü yönetmiyor. Napolyon öldü yönetmiyor. Washington tamam, öldü yönetmiyor. Ama bizde bir Mustafa Kemal Atatürk Cengiz var. Cengiz Han öldü Timur öldü. ama Atatürk ölümsüzlüğe adım attığında ülkesini hala yönetiyor. Onun için vizyonla henüz Hiçbir ülke ulaşamadı. Onun için ölümsüz bir komutan, ölümsüz bir başkomutan, olumsuz, ölümsüz bir devlet adamı der ki büyük tecrübesiyle o zaman mecliste yaptığı konuşmada o Türk İstiklal Savaşı esnasında sizin söylediğiniz konu der ki Efendiler asıl olan iç cephedir. Bu cephe bütün memleketin, bütün milletin meydana getirdiği bir cephedir. Görünürdeki cephe doğrudan doğruya ordunun düşman karşısındaki silahlı cephesidir. Görünen cephe. Bu cephe sarsılabilir, değişinebilir, yenilebilir. Nitekim Kitay'a Eskişehir muharebelerini kaybettik. Sakarya'da Mustafa Kemal 100 kilometre geriye çekilme emrini verdi Mustafa Kemal. Bu cephe yani düşman karşısındaki cephe değişebilir, yenilebilir, sarsılabilir. Fakat bu durum hiçbir zaman memleketi ve milleti yok edemez. Neden? Savunma ne dedi? Hat tümü dafa yoktur. Sat tümü dafa vardır. O satır bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı sılanmadıkça düşmana terk olunamaz dedi. Ve derinliğine savunmayla Yunan ordusu ilerliyor. Bu hat ortadan kalkıyor. Bu hatta tekrar direnç var. Yıkıldı gitti. Yenilebilir. Fakat efendiler önemli olan memleketin memleketi temelinden yıkan milleti esir ettiren iç cephenin çöküşüdür. Bu gerçeği bizden çok daha iyi bilen düşmanlar bu cephemizi yıkmak için yıllarca çalışmışlar ve çalışmaktadırlar. Bakın o gün söylüyor. Ve bugün bugüne kadar da başarı sağlamışlardır ve devam ediyor Büyük Atatürk. Diyor ki gerçekten kaleyi içinden almak dışından zorlamaktan çok daha kolaydır. Şimdi onun için Mustafa Kemal Atatürk Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'da evet düşmana yenilmek için o Orduyu hazırlıyor ama orduyla beraber milleti hazırlıyor ve cep, meclisi hazırlıyor. Mustafa Kemal'in üç ayağı var. Zaferikat bir, orduyu hazırlıyor. Dış cephe için. <laughs> İki, cephe için milleti ve meclisi hazırlıyor. Dolayısıyla sizin dediğiniz gibi o zaman herkesin hedefinde vatanın, milletin namusunu ve şerefini kurtarmak. 14 ay maaş almadan kanını... Akıtarak bu vatanı yeşerten kahramanlar e sayesinde da gözleri 14 da oldu. ay maaş almıyor biliyor musun? Yarın saat içerisinde Mustafa Kemal Paşa arıyor. Büyük taarruzda 27 Ağustos 1922'de bana Albay Reşat'ı verin diyor telefonla. O meşhur böyle bir koca tepeden vardır. <laughs> endişeli ağzında sigarası, endişeli sinirli sigarayı kemiriyor. Üzüntülü Albay Reşat karşısına çıkıyor 57. Tümen Komutanı o zaman kablolu telefon vardı. Emret komutanım diyor. Reşat Bey bir durumu var. Hedefinizi neden henüz ele geçiremediniz? Çok önemli diyor. Çünkü bir gün geçmiş arzda hedef geçirememiş, diğerleri hassas bir duruma düşmüş. Albay Reşat diyor ki Komutanım düşmanın yani Yunan ordusunun çok fazla atışı oldu top atışı çok sayıda şehidimiz ve yanımız var ama size servis veriyorum yarım saat içerisinde ele geçirecek. Mustafa Kemal Paşa bunu taarruzdan sonra Ekim 1922'de mecliste konuşur anlatır bu olayı içine işlemiş bu olay çok iyi der ki fakat der hedef ele geçmedi tekrar gittim telefon ettim bana Albay Reşat'ı verin dedi. Karşı Albay Reşat yerine Yaveri çıktı Üsteğmen Kaplangı. Üsteğmen Kaplangı bana dedi ki telefonda başkomutana Koca Tepe'de başkomutan. Komutanım Albeyraşat intihar etti ama size bir mektup bıraktı. saat derseniz okuyayım dedi. Durdum der Mustafa Kemal Paşa. Meclise anlatır bu olayı. Oku dedim. Telefonda okur Üsteğmen Kaplangı. Albay Reşat intiharından hemen önce yazdığı son satırlar. Komutanım size söz verdiğim halde Vazifemi zamanında yerine getiremediğim için yaşayamam, hakkınızı helal edin. Ve Mustafa Kemal Paşa biraz durur, der ki Allah rahmet etsinler, çok kahraman bir komutandı der. Çünkü daha önce birçok cephede görev yapmış. Bir Albay Reşat, Kurmay Albay Reşat Çiğiltepe görevini zamanında yerine getiremediği için komutanına söz vermiş, içine yediremiyor. O ne? Aslanına son emirleri veriyor. Son emirleri verdikten sonra kenara çekiliyor. O Çiğiltepe'de Esen rüzgarın altında beylik tabancasını çıkarıyor. Beynine sıktığı tek kurşunla ama mektubu yazdıktan sonra yaşamına son veriyor. O kahramanlar sayesinde. Ya hocam e, işte, işte evet. Evet. çıldırmamak elde evet. değil. Bir yandan gözlerim doluyor. Kahramanlar sayesinde oluyor. buradayız. Sizin evet. gözleriniz evet. oluyor. Böyle kahramanlık hikayeleri olan evet. bir devletin Bu bir ülkeyiz. hamaset değil. Milletiz yani, elbette hocam elbette evet, çok ama, iyi anlıyoruz ne evet. demek istediğinizi ama ben kimse kusura bakmasın biz miras yediyiz yani miras yedi olduğumuz gibi bir de nasıl kazanıldığını bildiğimiz bu ülkenin zerre kadar kıymetini bilmiyoruz en vatanseverim diyen bile bu düşmanlık bu düşmanlık bizi evet, nereye götürecek maalesef. ne olur delirir delireceğim ve, ben ve 230 bin gelir Yunan ordusun mevcudu 230 bindir dir Polatla kadar gelir. İşte bu kahraman kadro 14 aydır maaş almadan kanıyla bu vatanı yeşertenler ve vazifesini görevini zamanında yerine getiremediği için sindiremeyerek intihar eden bu kahramanlar sayesinde biz buradayız. İşte. O kahramanlara ben ne diyorum biliyor musunuz? O kuşağı Türk İstiklal Savaşı'ndaki bütün o Türk milletine, cephenin tümüne, ordu dahil, millet dahil, kadın dahil, vatandan, milletten başka sevgili bilmeyen kuşağı. İşte ben de o yüzden Hadise bize... Budur mirasiyeti evet, diyorum. Evet, evet. Kıymetini bilmiyoruz. Kesinlikle. Bir de her gün dövüşüyoruz. Evet. Bakın bu toprak, bu Anadolu toprağı çok maliyetli bir topraktır. Çok maliyeti, maliyeti yüksektir. Neden? Her karış toprağında şehit kanı vardır. Maliyeti yüksektir. Bu, bu coğrafya bazı ülkelerin bazı ülkelerin cetvelle sınırı çizildiği gibi sınırı cetvelle çizilmedi. Kanla çizildi. Çok pahalıdır. Onun için pahalı olan bir coğrafyada büyük Atatürk'ün o 1923-1938 arasında 15 yılda attığı bu adımları en azından bazılarını devam ettirebilirsek, incepeyi sağlam tutabilirsek bizim tabii ebediyete kadar Atatürk'ün dediği ebediyete kadar bu Anadolu toprağı ve Türkiye Cumhuriyeti'yle ebediyete kadar akıp gider. Ama eğer cepheyi sağlam tutmazsa, kutuplaşma devam ederse, işte bazı yerlerde şu çağrıları var, bu çağrıları var, buna benzer sistemler olursa, kutuplaşırsa, ABD, İsrail, İngiltere gibi Türk İstiklal Savaşı'nda Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye'nin ölü fermanı olan, Türklerin ölü fermanı olan 1920'deki sevr hayalini hiçbir zaman unutmadılar. Lord Curzon der ki İsmet İnönü'ye Lozan Barış Antlaşması'nda. Lozan Barış Antlaşması'nda İsmet Paşa Dışişleri Bakanı gider oraya. Loza 37 yaş, 38 yaşındadır genç. O kadro kaç yaşında biliyor musunuz? Başkomutan Mustafa Kemal Paşa büyük taarruzda 1922'de 41 yaşında. İsmet Paşa Batı Cephesi Komutanı 38 yaşında. Genelkurmay Başkanı Mustafa Fevzi Paşa, Mustafa Fevzi Çakmak 46 yaşında. Ben üç Mustafa diyorum. Kaderin tencellisi Mustafa Kemal, Mustafa Fevzi Çakmak, Mustafa İsmet İnönü. İsmet İnönü çok çırpınır. Tabi Atatürk'ten ve alınan emirler olur sürekli. Lozan Barış Antlaşması'nın görüşmeleri yıpratır. En son imzalamak zorunda der ki İsmet Paşa kızar. ben buraya der Mondres'ten değil Mudanya'dan geldim. Mondres Ateşkes Antlaşması Osmanlı'nın sonunu bildiren bir anlaşmaydı Ateşkes. Ama Mudanya Ateşkes Antlaşması ta, büyük taarruzdan sonra Zafer'in sonlandırılmasıyla ilgili bizim imzalattığımız bir anlaşma. Ama Lord Curzon der ki imzaladıktan sonra Lozan'ı çok önemlidir. Lozan barış antlaşma sürecinde reddettikleriniz bütün ustaları cebime koyuyorum. Ama bir gün gelecek önünüze çıkaracağım der. İşte o vakit. İşte. Ho şu ya hocam 100 yıl önce evet. mücadelesini savaşını Red bütün verdiğimiz ne varsa. Tek tek cebime koyuyorum ama bir gün önünüze koyacağım. İşte şu anda koyuyorlar. Neyi? Sevri istiyorlardı Lozan çıktı karşılarına. Sevr'de ne var? Doğu'da Ermenistan, güneyde Büyük Kürdistan sözde. Onu işte Kürdistan. Kürdistan iki ayağı tamamlandı mı? Tamamlandı. Şimdi ne kaldı? İran ve Anadolu. Yani biraz önce saydığım sınırlar. İran'da ne oluyor? Patlamalar oluyor. Ekonomik ambargo yaptırım ve şimdi bu Gazze üzerinden başlayan saldırıyla Lübnan'ın güneyi işgal edecek. Sonra Suriye'nin güneyi işgal edecek. Ardından İran karışacak. Zaten İsrail mümkün olduğu kadar Biden'ı A.B.D. beyaz sarayı İran'la çatıştırmak için elinden gelen her türlü e, hamleyi yapıyor. Ama A.B.D. şimdi duruyor. Değerli izleyenler şunu a, a, yanılmasınlar. A.B.D. sanki savaşın durdurulmasını istiyor. Öyle bir algı, öyle bir durum yok. A.B.D. savaşın durdurulmasını istemiyor. Ne diyor A.B.D. biz kalıcı ateşkese e, e, a, şey ateşkese karşı. A.B.D. 5 Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimine kadar. Bir başarısızlık hikayesi istemiyor burada. Onun için sürüncemede gitsin 5 Kasım 2024'e kadar bu savaş burada. Sonra 2024'te tekrar demokratlar yani Biden taraftarı yönetime gelir. İsrail'le beraber İran ve Türkiye'nin o projesini zaten gerçekleştirir. AB'de savaş bitsin demiyor. AB'de başkanlık seçimine kadar. Tabii tabii. Başarısızlık hikayesi Biraz de bırakıyor. Evet, onun için Netanyahu'ya kızıyor. Tabi tabi ya orada bir danışıklı evet. dövüş var. Evet. Bunu yani bunun aksini iddia etmek etmekle kusura bakmayın. Tarihe hiç bakmadığınız hiçbir şey bilmediğiniz evet. anlamına gelir. Yüz yıl sonra mücadelesini verdiğimiz ne varsa evet. her şey yeniden risk ve tehdit altındaysa evet. hocam. Evet. Bunların kafasındaki Allah korusun tabi bunu söylerken evet. e, velev ki e, bunlar başarılı oldu diyelim. Evet. İşte planları neyse sev, sevdi. Şimdi evet. de aynısını yapmak istiyorlar Doğru. diyorsunuz. Bize bize bir şey bırakıyorlar mı buradan bakınca? Hayır. Bakın Sevr demek şuydu. Sevr Türkleri yok oluş sürecidir. Türklere 200 bin karelik bir yer bırakıyorlar. Ankara'nın kuzeyinde ama orada da zaten Türkler asimile oluyor. Neden? E Çünkü şimdi Kürdistan kurulduğunda... Yani toprak parçanı koparmakla yetinmiyor, yetinmiyor. planda. Hayır, hayır. Şimdi bakın Büyük Kürdistan kurulması demek. Yani Hatay, Kahramanmaraş, Sivas... Erzincan, Erzurum, Kars ve Güney 22 yıl alması demek. Bir de sizin içeride bir demografik yap var. Bunu alındıktan sonra bununla bitmiyor. NATO üyesi olan Türkiye bir kere NATO'dan dışlanıyor, çıkarılıyor. Avrupa ile ilginiz kesiliyor. Ve sizi riskli ülke, tehdit ülke olarak ülke konumuna sokuyor NATO ve diğerleri. Ne demek tehdit ülke? Yani İran'a hangi gözle bakıyorsa size de o gözle bakıyor. Onun için Türkiye efendim bu süreç işlerken sadece PYD PKK terör örgütü tehditli veya güneyde sözde Kürdistan kurulma tehditli tehlikesi değil. NATO'da olan bir ülkenin NATO'dan çıkarılması, dışlanması, Avrupa Birliği ile tamamen ilişkinin kesilmesi, şu anda İran gibi dünyada yalnızlaşması ve ekonominin de çökmesi ve ekonomiyle beraber çökerken sizin artık tamamen e, bağımlı bir ülke haline gelmeniz demek. O zaman Boğaz Ortada Türk kalır mı, o kalmaz? Şey, o zaman ne olur Boğazları acaba Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetimine bırakırlar mı? Yani Çanakkale Boğazı, Marmara İç Denizi ve İstanbul Boğazı öyle güçsüz bir ülkeye bırakırlar mı? Acaba Aslında. yoksa sevde olduğu gibi? Lozan'a kadar veya Los Montre Boğazlar Sözleşmesi'ne kadar 1936'ya kadar 20 Temmuz 1936'ya kadar uluslararası komisyon tarafından yönetiliyordu Boğazlar. Dolayısıyla böyle de bir durumunuz var. Yani mesela o zaman Yunanistan adaların tümünü isteyen Yunanistan, Batı Anadolu'nun bir bölümünü isteyen Yunanistan sessiz kalır mı? Ülkelerin her ülkenin belirli bir isteği bir payı var Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Rusya'nın da var ve en önemlisi Boğazlar'dır. Onun için bir yerde bir taş yani bir yerde herhangi bir ne diyelim santaj tahtası bir taş oynadığında hepsi sırayla gelir. Bizim yapabileceğimiz en önemli şey BDPKK terör örgütü tehdidini ortadan kaldırmak. Tamam Onun bir. Için, bunun için ABD kesinlikle operasyona karşı. Peki karşıysa ne yapacağız? ABD'ye rağmen yapmak zorundayız. ABD'ye rağmen yapabilir misiniz? Yaparsınız. Nasıl yaparsınız? 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türkiye'si. O zaman Ecevit ve Erbakan koalisyon hükümeti vardı. ABD'ye rağmen Avrupa'ya ve NATO'ya rağmen Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapmadılar. Yaptılar ve zaferle çıkmadılar mı? Çıktılar. Ne oldu? Ambargo uyguladı ABD. Şiddetli bir ekonomik silah ambargo. Sonra Demirel 1975'te karşılık verdi. 20 Temmuz 1975'te. O zaman Demirel hükümeti vardı. 74'ten sonra Demirel hükümeti. O da koalisyondu. ABD'nin Türkiye'de bulunan 21 adet üsve tesisini bir gecede kapattırdı Demirel. Bakanlar kurulu kararıyla ve 5000 ABD vatandaşı asker ve sivil Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı. Peki o Türkiye bugünkü Türkiye'den daha mı güçlüydü? Hayır. O halde Türkiye yapabilir mi? Yapabilir. Yapabilir. Çünkü beka önemli. Beka ne demek? Evet. Ya, en baş... Devletin ve ülkenin devamlılığı devamlılığı sorunu. Varoluş sorundur. Bundan daha bir beka sorunu dediniz mi her şey durur. Türk İstiklal Savaşı bunun için yapıldı zaten. Doğru. İki o zaman iç cephe. İç cephede sağlam evet, durmalıyız, ikincisi, sağlamlaşmalıyız. İç cephenin büyük Atatürk'ün dediği zaman iç cepheyi sağlam tutmamız lazım. Yani biz sağlam tutmamıza neyi ediyoruz? PYD, PKK terör örgütü deyince bütün milletin bir olması lazım. İki, ABD'ye karşı tavırlarımızda veya Rusya'ya karşı ortak yani dış politikadaki tavırlarımızda birlik beraberlik içinde olmalıyız. İç siyasette isteyen istediği partiye oy verir hiç önemli değil o problem değil. Ama iç siyasette farklı bir siyasi elpazede olmanız sizin PYD PKK terör örgütüne, sizin DAEŞ işit terör örgütüne, sizin El-Kaide ve El-Kaide türevi terör örgütlerine ya da göçmen politikasına yaklaşımınız çok aşırı radikal farklar olmamalı. Neden? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası, varoluş süreci, devletin varoluşu devam. Onun için göçmenler dünyanın en fazla göçmenle ev sahibi yapan bir ülke bu yükü kaldıramaz. Üç sığınmacılar Üç, meselesi evet, bizim evet, şu an halletmemiz gereken al, evet. bir durum. Neden? Almanya kaldıramıyor. Almanya seçiyor Suriyelileri. İngiltere bize diyor ki efendim sığınmacılar sizde kalsın. Çok memnunuz. Gerekirse yardım ederiz. Kaç bin Suriyeli seçmiş? 20 bin Suriyeli seçmiş. Bazı, bazı ülke ABD kaç Suriyeli seçmiş? 33 bin Suriyeli seçmiş. İsveç 60 bin Suriyeli seçmiş. Seçerek almış. Doktor, genetik mühendisi, mühendis her neyse. Bizde de, de ne o sayısını bilmiyoruz. Resmi rakam Suriye yaklaşık 4 milyon diyor. Peki kaç Afgan var? Kaç Pakistanlı var? Kaç Afrikalı var? Kaç Etiyopyalı var? Kaç Somalili var? Bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Sokakta nereye giderseniz İstanbul'da karşınıza bir sığınmacı çıkıyor. Bazı ilçeler sığınmacı, bazı çarşılar sığınmacı, bazı yerler daha Arapça. Hatay'a gidiyorsunuz Suriyeliden geçilmiyor. Ben Hataylıyım, ziyaret ediyorum. O zaman bir sığınmacı sorunu var. Bu sığınmacı neyi sağlar? Bir, Ah ah Pakistan 1980'de Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal eder 1979'da o zaman Afganistan yönetimi Sovyetleri yardıma çağırır. Sosyalist bir yönetim vardı. Uluslararası literatürde işgal diyemeyiz ama ben buna işgal diyeyim. Sovyetler Birliği 1979'da Afganistan'ın o günkü yönetimi tarafından desteğe çağırılır. Ee, Suriye'nin Rusya'yı çağırdığı gibi. Afgan Sovyetler Birliği tanklarıyla Afganistan'a girer, işgal eder. ABD buna karşılık El Kaide terör örgütünü ortaya çıkarır. Usame Bin Laden'e. ve Brezinski silah verir, eğitim verir ve bunlar belgede yani şey kendileri verir, yetiştirirler. Bu El Kaide terör örgütü gerçekten Sovyetlere Vietnam yaşatır ve 10 yılda Sovyetler 1989'a gelindiğinde dayanamazlar. 600 bin asker ayak basar Afganistan'a Sovyet az 50 binini kaybeder, milyarlarca doları gömer, Sovyetler çekilmek zorunda kalır. Çekildiğinde ne olur biliyor musun? Sovyetlerin dağılış süreci başlar. başlar, kapıda görünür. ABD'nin projesi. Şimdi fakat o zaman ne oldu? Pakistan 4,5 milyon Afgan sığınmacıyı kabul eder bu süreçte kabul eder. Ziya ül Hak vardı. Ziya ül Hak Afganistan üzerinde nüfus sağlamak için bunları kabul eder. Bunları medreselerde eğitir, devşirir ve bunları sayetlere karşı bu kabul ettiği bu sığınmacılar Pakistan'da Sıddıki diye bir mülteci uzmanı var. Bir kitabı var. Onu okudum ben. Der ki Pakistan 30 yıl sonra kendi sosyal dokusuna, toplum hayatına, sosyal kültürel hayatına güvenliğine tehdit olduğunu 30 yıl sonra anladı ama iş işten, işten geçti. Şimdi Pakistan'a turist gitmek ki bir turist Pakistan'a gitmiyor korkudan. Neden? Bunların izinden. Sosyal dokuyu, kültürel dokuyu, efendim etik sistemi ve güvenliği yok etti. Şimdi biz 30 yıl Beklemedik biz. 2011'den 2012-13'ten başladık. Daha 10 yıl geçmeden 7-8 yılda fark ettik ki sığınmacılar, göçmenler bizim sosyal, kültürel, etik değerlerimizde bir probleme yol açıyor. Olumsuzluğa yol açıyor. Bir de bunları güvenlik sorunu. Yarın öbür gün Allah korusun. Biraz önce söylediğim o binbaşın o haritası, Sevr Büyük Orta Doğu Projesi, Sevr ve Papa Pulu'ndaki harita için adım attı. Şu anda gidiyorlar Aha. ve başladı. Türkiye'nin içinde çeşitli yerlerde İran'da yaptıkları gibi paralı terör örgütü kiraladı. Paralı insanlar kendilerini patlatmaya başladı. Yapıyorlar zamanında. Turu atı Yok, gibi içerideler biz, biz yani. Çok terör olayı yaşadık. Hayatımız Aha. geçti. Peki bu istikrarsızlıkla acaba bu sığınmacıların hangileri bu dış güçlere ve dış güçlerin istihbarat örgütüne para karşılığı hizmet edecek. Kaçı Türkiye'yi bölmek veya Sur veya Hatay'da bulunan sığınmacılar veya sınır illerinde bulunan sığınmacılar. Biz kendi kültürümüzü istiyoruz. Biz buraya bağlanmak istiyoruz. Biz belediye başkanımızı 10 yıl sonra belediye başkanı seçme durumu olacak. Seçeceğiz. Biz Arapça konuşmak istiyoruz. Bizim kültürümüz ayrı. Biz dört kadınla evleneceğiz. Yasalar değilsin, Birleşmiş Milletler gözlemcisi gelsin diye başvurularda Türkiye ne yapacak? Onun için Türkiye'nin bunu düşünmesi lazım. 6 Şubat'tan sonra yaptığımız yayınlarda sizle evet. sıklıkla dedik ki terk etmeyin. Kesinlikle. Hatay'ı terk etmeyin dedik. Evet. Hoca Hatay'ın çok kritik olduğunu o günlerde bize evet, defalarca anlattı. Neredeyse yıl dönümü geliyor hocam. Evet. Allah bütün orada kaybettiklerimize rahmet eylesin. Evet, rahmet yani çok acı günlerdi. Böyle tüylerim diken diken oldu yine hatırlayınca. E, o zor günlerde de çokça yayın yaptık. Bu evet. kritik mesajları, evet. sınırlarımızın nasıl bir tehdide açık olduğunu anlattık. Doğru. Bir yıllı bitirmeye yaklaşırken Hatay'la ilgili hala uyarılarınız devam ediyor Evet, Hatay'la ilgili aynı uyarılara devam ediyorum. Hataylı vatandaşlarımızdan, hemşerilerimden ricam şudur. Mümkün olduğu kadar mülklerini satmasınlar. Orayı terk etmesinler ikamet adreslerini başka yere almasınlar yine e, çünkü çoğu göç etti 500 bin kadar Hataylı yurttaşımız e, çeşitli nedenlerle Adana, Mersin, İstanbul benzer yerlerine hem evet. o ekonomik evet. sistemlerini devam ettirmek için öğrenim nedeniyle maalesef göç etti. Umarım onlar en kısa zamanda döner ama en büyük görev devletin. Devlet demografik yapının değişim riskini devlet önleyecek. Ne yapacak? kanun çıkaracak. Suriyelilere toprak satışı olmayacak. Veya Türk vatandaşı üzerinden Suriyelilere toprak satışı olmayacak. Şirket üzerinden toprak satışı, mülk satışı olmayacak. Şimdi şirket üzerinden var. Hatay ve diğer sınır kentlerinde bulunan göçmenlerin sığınmacıların ülkelerine göndermesi ve yerine hiçbir göçmenin Elzandır. evet, kabul edilmemesi gerekiyor. Bu nedir? Bu beka sorundur. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varoluşsal sorundur. Biz bu sorunu eğer gelecek kuşağa devredersek gelecek kuşakla biz ne diyoruz geçmiş kuşak için? Türk İstiklal Savaşı kahramanlarına vatandan milletten başka sevgili bilmeyen kuşak diyoruz. Minnet duyuyoruz her gün. O zaman gelecek kuşaklar bizi böyle anlayacaklar. Anlayacak. Doğru hocam. Evet. Şunu unutmayalım Ferda Hanım. Tarih ulusların tarlasıdır. Bir ulus, bir millet bu tarlaya ne ekerse onu gelecekte onu biçer. Eğer rüzgar ederse fırtına, fırtına ekerse Deprem biçer. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti pahalı bir coğrafyadır. Kanla çizilmiştir sınırları. Her karış toprağında kan vardır. Ve her köyde her mahallede şehidimiz var. Hemen hemen her komşumuzun bir yerde evde şehidimiz Hepimizin var. Hepimizin ailesinde bir şehit Onun için, var. Biz bu kutsal toprağı o şehitlerin kanıyla yaşanan bu kutsal toprağı gelecek kuşaklara teslim aldığımız gibi devretmek zorundayız. Ve unutmayalım mezara sadece haysiyet gider. Eğer haysiyetimizi koruyacaksak aldığımız gibi tertemiz olarak gelecek kuşaklara devretmemiz lazım. Ağzınıza sağlık. Çok Sağ olun. teşekkür ediyorum. Ama e, programın sonunda şunu da söylemek isterim. Görüşünüz ne olursa olsun lütfen bu yayını ön kabulsüz, ön yargısız dinlemiş olun. Ve lütfen tanıdıklarınıza da bu yayını aktarın. Niye? Bölgesel bir savaşa sürükleniyoruz. Evet. Bu artık çok aşikar. Bizden önce devrilen ülkeleri hocam anlattı. Bir İran kaldı. İran'ı e, bir şekilde e, devirdiklerinde hangi yolla yapacaklarını bilmiyoruz ama zaten adımlarını görüyoruz. Sıra Türkiye'ye gelecek. Evet. Niye Türkiye büyük risk ve tehdit altında? 100 yıl önce yapamadıklarını 100 yıl sonra yapmak istiyorlar. O konuda da başarıya ulaştıkları noktalar var. Aman dikkat diyor Naim Babiroğlu. Tek bir Türkiye var. Tek bir ülkemiz evet. var. Ve bu ülkemizin ne pahasına alındığını, bu sınırların nasıl çizildiğini hepimiz biliyoruz. O yüzden evet. uyanmamış varsa aranızda bu yayını dinledikten sonra lütfen uyanmış olsun diyelim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyoruz. ediyorum sağ olun. bu fırsatı olun. verdiğin için sağ olun. Yalanlar gerçekleri de alın, kütüphanenize koyun, okuyun, okutturun. Naim Babiroğlu, kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Ee, i̇zlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz.